Hem Merkez Genel Sekreteri Suat Özgür Sakin'e hoş geldiniz. Türmo Faksız Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nadir Ataman hoş geldiniz. Abi Nereden çıktı ben de bilmiyorum. Merhaba. Büyük ufak. Merhaba. Özür dilerim. Evet. Gülüzler Özel Kadın Mali Müşavirler Derneği Başkanı. Sayın Arkutluoğlu Yüksek Ticaret Güzel ve aynı zamanda eski dönem başkanımız ve meslek üyümüz Ticaretler Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Sayın Arkutluoğlu. Konuşma yapmak isteyen Nadir Bey, sizin var mı? Genel değerliğimizin gelen merkezi, genel sayman Saliye Saliha Yıldız Fırtınmeler, hoş geldiniz. Başkan yardımcıları, yine genel merkez için söylüyorum, Barış Ağın Göl, hoş geldiniz. Sayın başkanım. Esra Başak Öztürk, hoş geldiniz. Şimdi bu konukların tanıtımında son olarak Onur Kurulu Başkanı ve TÜRMOP adına İl İş Kurulu Üyesi Sayın İrfan Demirci hoş geldiniz. Ve konuşma yapmak için kendisinin notu var İrfan Demirci. Sayın Üniversitesi'nde üstadımızı basın. Söyleyeceğim. Onu da aradım. Basın emekçimiz, bizim evet. Her şeyimiz var. Sevgili abimiz. Nusret Arzı. Yani biz baştan senin söylediğini düşünüyorum. Ama teşekkür ederiz. Yanılarınız. Güç veriyor. Sayın Demirci, konuşma yapacak mısınız? Olur, yapayım. Tamam, sonra bir plaket törenimiz var. Konuşmadan sonra yapalım diye düşünüyorum. Başka? Tamam, siz o zaman buyurun lütfen. Herkese merhabalar. Genel kurulun hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Herkese hoş geldin diyorum. Tüm eski üstadlara. Şimdi dışarıda eski dostları gördüm dedim. Bilal dedi ki abi biz eski dost değiliz dedi. Biz her zaman dostuz dedi. Çok hoşuma gitti. Ona ayrı teşekkür ediyorum. Burada şampiyon Bakırköylü ve futbolcu arkadaşlarım var. Onlara büyük bir alkış istiyorum sizden. Başkan işte 100. yıl şampiyonasında Bakırköy'ün olduğunu söyledi. Başkan biz her turnuvada ya bir ya iki oluyoruz. Yani eğer şike olmasa bir oluyor, şike oldu, iki oldu. Bize göre, bizim düşüncemiz. Öncelikle Sayın Divan Başkanı'na bana söz verdiği için de teşekkür ediyorum. Burada eski dostlarımız, eski arkadaşlarımız açtı. Mustafa abi bizim Bakırköy'ün duayeni. Nadir Bey bana sataşma olursa ben konuşurum dedi. Ona da birazdan sataşacağım zaten. Konuşacak mecburen. Şimdi dolayısıyla meslek ama mesleğimize gelelim biraz. Realiteye geçelim. Burada en önemli teşekkürü de ben bizim basın emekçimize yapıyorum. Çünkü her konuşmamızda ilk başta onu unutuyoruz. Divan Başkanı da unuttu. Hiç olmasa oradan terör edelim iktisat danışmaya. Nusret abiye çok teşekkür ediyoruz. Geliyor sağ olsun her şeyimize. Diğer üstadları tek tek saymıyorum. Hepsi değerli, gerçekten kalitesi yüksek insanlar. Bu mesleğe bir temel taşı oldular. Şimdi telefonuma baktım. 22 Eylül 2021 saat 16.15'te bir konuşma metni hazırlamışım. Yani 3 sene önce, 3 sene biraz fazla. Orada demişim ki, meslek mensuplarımız adeta öğretilmiş çaresizliğe mahkum edilmiştir. Meslek mensubu kafasını masasından ve bilgisayarından kaldırıp gerçek bir yaşam sürememektedir. En son Ankara'ya bakar mısınız? Gerçek faydalarınızı ilişkin forumu. Şimdi arkadaşlar bir an için gözlerinizi kapatın. Şöyle bir şey düşünün. 3 yıl önce söylediklerimizin hepsi bugün daha fazlasıyla var. Nereye gidiyoruz? Yani biz dahil yöneticilerimiz ne yapıyor? Hiçbir şey. Yani bir Maliye Bakanı bile, şimdi yine bugün bir baktım, 126.977 kişiyiz Türkiye'de mali müşavirler olarak. Sayıya bakar mısınız? Yani bunu
ailelerimiz, arkadaşlarımıza çarparsak 1 milyon insan eder. Yani 1 milyon insanı Maliye Bakanı direkt burada kamerada açık, hiç korkmadan söylüyorum, takmıyor. Yani biz bunu nasıl anlatamıyoruz? Maliye Bakanımız başka bir gezegende mi yaşıyor? Yani etten kemikten yaratılmamış mı? Gidemez miyiz? Arkadaşlar biz Maliye Bakanlığı'nı karşımıza alamayız. Biz Maliye Bakanlığı'nın yanında olmalıyız. Çünkü biz Maliye Bakanlığı ile iş görüyoruz. Dolayısıyla burada yöneticilerimizin ağır sorumluluğu var. Şimdi niye Nadir'e takılacağım dedim. Yine ben doğduğumda haksız rekabet sorunu vardı. Şu anda yine haksız rekabet sorunu var. Kim hatalı burada? Biraz iğneyi kendimize batırmamız gerek. Sezen Aksu'nun söylediği gibi masum değiliz hiçbirimiz. Hepimizin suçu günahı var, evet. Ama birilerinin biraz daha fazla var. Birilerinin biraz daha fazla var. Birilerinin biraz daha fazla var. Şimdi dolayısıyla başkan ne kadar güzel söyledi, liyakat. Maalesef liyakatlı olanlar hiçbir yere gelemiyor bu ülkede. Bak daha yeni bir genç bir polis arkadaşımız, kardeşimiz vefat etti. Kim? 26 tane suçu olan birisiyle. 5 Eylül'de benim bir profesör arkadaşım metroda bıçaklandı. Durup dururken adam gitti bıçağı sapladı. 20 tane dikiş var. Nereye gidiyor bu toplum? Sadece yani maliye ile ilgili sorunumuz yok. Temel toplumun da sorunu var. Demek ki bir yerlerde yanlış yönetiliyoruz. Bir yerlerde eksik yönetiliyoruz. Biz yöneticilerimize ne istiyoruz? Maliye Bakanlığı'nın kapısını çaldığı zaman mali müşavir, ben size vergi topluyorum ya. Türkiye'de şu anda yapılan en kıdemli, en üstün, en şey işi yapıyorum. Bugün siz Almanya'ya gidin, Fransa'ya gidin, İngiltere'ye gidin. Mali müşavir dediğinizde VIP'den geçiyorsunuz. Biz burada şeye gidemiyoruz, eve giderse gidemiyoruz. Kimse bizi takmıyor. Orada da kravat takarsanız biraz takıyorlar. Takım elbise giyerseniz ama normal böyle spor giderseniz hiç kimse sizi takmıyor. Mali müşavirin hiçbir hükmü yok. Yani demek ki bizim yöneticilerimiz, kanuna baktım, kanun 13.6.1989'da çıkmış. Yani siz 89 model arabayla 2024'te gezmeye çalışıyorsunuz. Gidebilir misiniz? Gidemez. Yapılması gereken şey ne? Yine başkan söyledi, ağzına sağlık. 3568'i güne uyarlamamız lazım. Bunu kim uyarlıysa? Herhalde Kenan Güler bir aramızı. Değil mi? Yani bir yetki verir. Yani yetki verirse onay değil. Yani benim yetki görün yetkiyi gibi bir şey. Veya ben İrfan Demirci olarak anlamam. Bu arada ben Bakırköy Mahallemi Şerbet Malzemezler Birliği Başkanıyım. Beni tanıtmadım. Onu söyleyeyim. O ünvanımı söylemedim. Onu da ben söyleyeyim. Bugün zaten Nadir'le konuştuk. Yani divan başkanlığının çok tecrübelisin. Ama biraz eksikliğim var yani söyleyeyim. Yani Bakırköy Mahallemi Şerbetler Grubu'nun başkanıyım ben. İnşallah 2025 yılında da seçimlere gireceğiz. Siyasi sokmuyoruz denekliğine. Öyle mi? Farkındayım, tamam. Hiç yabancı gelmedi bana bu ifade. Şimdi dolayısıyla yine başkan güzel söyledi. İşte 15 sene sonra mali müşavire yok olacak. Arkadaşlar o kadar uzun zaman beklemeyin. Ben 1-2 sene içerisinde, şimdi bak şeyi kaldılar, beyaz vese formunu kaldılar, herkes seviniyor. Elektronik defter geliyor. Yani şeye benziyor bu, yani biraz müstehcen olacak ama yuvarlak anlatacağım. Çünkü bilenler biliyor benim nasıl anlatacağımı. Şimdi 4. Mart uyuyormuş. Kabak kabak diye bağırıyor birisi. Demiş o kabaklar anın müsait yerine şey yapın. Arkadan adam gülmeye başlamış. Niye gülüyorsun demiş. Arkadan kabakçı geliyor. Şey geliyor demiş. Karpuzcu geliyor demiş. Ben gene ufak demiş. Benim için ufak değil. Yani karpuzu düşünsün. Şimdi dolayısıyla o kadar çok sıkıntılı bir süreçte ki meslek mensubu. Ben yani hasbelkader bu mesleği bile kişilik Konkordon komiserliği ve kaymut ayağında yürüyorum. Ve yine notlarımın içerisinde o da var. 2021 yılında bu meslekte arabuzluk sisteminin mali müşavirlerde olması gerektiğini defalarca söyledim. Abdülmop bir yapıyor mu, mücadele ediyor mu, bunu yazıyor mu? Yazıyor ama yazmak da olmuyor arkadaşlar. Bu işi birebir. Yani o merdivenleri aşındıracaksınız. Yani birebir takip edeceksiniz, Adalet Bakanlığı'na gideceksiniz. Ya şimdi burada birçok bilirkişi arkadaş var. Her dosyada mali müşavir var ama hiçbir dosyada arabuluculuk dosyasında mali müşavir yok. Böyle bir tezat bir şey olabilir mi? Bugün Almanya'da arabuluculuk dediğinizde önce mali müşavirleri çağırıyorlar. Onlardan bir görüş alıyorlar. Ondan sonra ona göre bir kişiye bile dosyayı göndermemezlik durumuna geliyor. Yani avukatlar, bugün hukuki olarak avukatlar
normal şartlarda mali konuları nereden bilecek? Nasıl hesaplayacak? En azından iş mahkemelerindeki arama huzurlarda kıdem ve ihbar tazminatlarında mali bir şart olması lazım. Korkunç bir pasta. Yani eğer siz o arama huzurluk tutanağı yapmazsanız dava açamıyorsunuz. Ve iki sayfa hazır, sadece boşlukları dolduruyorsunuz. Bugün 1679 liradan başlıyor. Davayı anlaştığı zaman ciddi bir mali mücadele için hasta. Bunlar için çok ciddi mücadele etmek gerekiyor. Yani bizim normalde yöneticilerimizin, üst düzey yöneticilerimizin Maliye Bakanlığı'yla kol kola gezmesi gerekiyor. Dertlerimizi anlatmamız gerekiyor. Hamit Başkan'ın söylediği gibi Rıfat Pisarcılıklı'na söylüyoruz, o yapıyor. Yani biz niye yapamıyoruz? Bizim demek ki bir öngörümüzde veya bir bakış açımızda eksiklik var. O kadar çok sorun var ki, sabaha kadar konuşabilirim, hazırda sizi bulmuşum ama burada kesmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Saygı ve sevgilerim için diliyorum. Sağ olun.